Dağıtım için IIS'in kullanılması. Bu ders için IIS'in çalışıyor ve doğru konfigüre edilmiş olması gerekir. Bilgisayarınızda IIS çalıştıracaksanız IIS'in etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için Denetim Masası'ndan Programlar ve Özellikler öğesini açın. Açılan alandan Windows Özelliklerini Aç veya Kapat seçeneğine tıklayın. Özellikler penceresinden Internet Information Services öğesini seçin ve Tamam düğmesine tıklayın tamam düğmesine tıkladığınızda IIS etkinleştirilecektir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Masa üstünde örnek web sitesini içeren bir klasör bulunmaktadır. Şimdi başlat menüsünden IIS yöneticisini açın. Bağlantılar alanında bulunan ağaç görünümünü genişletin. Şu anda web sunucusunda bir web sitesi bulunmaktadır. İkinci bir web sitesi eklemek için siteler öğesine sağ tıklayın ve açılan menüden yeni web sitesi ekle komutunu seçin. Açılan pencerede site adına çizgi tagen web yazın. Fiziksel yol alanı web sitesinin bulunduğu klasörü belirtir. Düğmeye tıklayın ve masa üstünde bulunan web sitesi klasörünü seçin. Diğer web sitesi 80 numaralı portu kullandığı için bu web sitesine farklı bir port numarası atanması gerekmektedir. Bunun için bağlantı noktası alanına 90 yazın. Tamam düğmesine tıkladığınızda web sitesi başlayacaktır. Uygulama havuzlarına tıklayın. Burada web sitelerinin kullandıkları .NET Framework'leri görebilirsiniz. Bunu .NET 4.0 ile değiştirmek için web sitesi üzerine çift tıklayın ve .NET Framework sürümü alanından gerekli seçimi yapın. Tamam düğmesine tıkladığınızda ilgili web sitesinin Framework'ünün değiştiğini görebilirsiniz. Bu işlemden sonra IIS'i kapatabilirsiniz. Şimdi web sitesi için IIS doğru bir şekilde konfigüre edilmiştir.